Eksi 30 x üzeri 5 eşittir eksi 10 x üzeri 3 çarpı f. Ve biz f'nin ne olduğunu bulmaya çalışacağız. İşte sağ tarafı eksi 10 x üzeri 3'e bölerek başlayalım. Böylece f sağ tarafta yalnız kalacak. Sağ tarafı eksi 10 x üzeri 3'e böldüğümüz zaman eşitliğin bozulmaması için sağ tarafa yaptığımız işlemin aynısını sol tarafa da yapmamız lazım. Evet, sol tarafı da eksi 10 x üzeri 3'e bölelim. Bu işlemi yaparsak ne olur? Payda eksi 10 x üzeri 3 var. Sonra bunu eksi 10 x üzeri 3'e bölüyoruz. Aynı sayıyla çarpıp aynı sayıya bölmek, 1 ile çarpmakla aynı şeydir. Çünkü bu iki terim birbirini götürür. Ve böylece sağ tarafta geriye f kalır. Eşitliğin sağ tarafına f'yi koyalım. Geldik sol tarafa. Sol tarafta önce katsayılara bakacağız. Eksi 30 bölü eksi 10. Eksi 30 bölü eksi 10, 3 eder. X üzeri 5 bölü x üzeri 3 ise x kare. Ya da bunu bir çarpma olarak yazalım. X çarpı x çarpı x çarpı x çarpı x. 5 tane x oldu mu? Şöyle yapalım. Payda x üzeri 5, yani 5 tane x var. Payda da ise 3 tane. Ve bu 3x birbirlerini götürdüğü zaman geriye 2x, yani x kare kalır. Böylece f'nin 3x kare olduğunu bulduk. O zaman, eksi 30 x üzeri 5 eşittir eksi 10 x üzeri 3 çarpı f yerine 3x kare yazdığımızda bu eşitlikteki bilinmeyen çarpanı bulmuş oluyoruz. Bu, eksi 30 x üzeri 5'in bu iki terime de bölünebileceği anlamına geliyor. Eksi 30 x üzeri 5 hem eksi 10 x üzeri 3'e hem de 3 x kareye bölünebilir. Ya da 3 x karenin eksi 30 x üzeri 5'in bir çarpanı olduğunu söyleyebiliriz. Burada kesir olmayan katsayılar ve kesir olmayan kuvvetler olduğu için bölünebilirlik ve çarpanı olma gibi ifadeleri kullanabiliyoruz. Bu terimleri, bu ifadeleri kullanabiliyoruz. Tekrar edelim, buradaki sarı ve pembe terimler, mavi terimin çarpanı, mavi terim ise sarı ve pembe terimlere bölünebiliyor. Bu kadar.